Channel Manager konusunu işliyoruz. Biliyorsunuz 9 haftalık bir ders. Geçtiğimiz hafta online'a genel bir bakış adı altında eğitimimize katılanlardan kim var burada geçtiğimiz hafta? Oo süper. Bu arada hepsine katılanlara sonunda katılım sertifikası vereceğiz. Bilginiz olsun. Katılım sertifikası mı oluyor? Hocam onu yanlış bir şey söylemeyeyim de. Bir hani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alınması gereken var. O değil. Katılım belgesi, sertifika değil. Katılım belgesi vereceğiz. O yüzden devam arkadaşlar. Az kaldı, 7 hafta kaldı. Channel Manager konusu bence çok önemli bir konu. Hatta bizim özellikle üstünde çalıştığımız, anlatmak için çok çabaladığımız konu başlıklarından bir tanesi. Çünkü Channel Manager teknolojisi şöyle, yani çok açık bir şekilde gerçekten karmaşık bir teknoloji. Anlaması zor bir teknoloji. Ve biz bunu nasıl daha iyi anlatırız diye bayağı bir üstünde çalışıyoruz. Bugün de bu 2 saate bunu sığdırmaya çalışacağız. O anlamda keyifli bir eğitim olacak diye düşünüyorum. Şimdi bildiğiniz gibi her hafta sektörden ya da üniversitelerden bir konuğumuz oluyor. Geçtiğimiz hafta Özyeğin Üniversitesi'nden Tevfik Bey vardı. Sağ olsun bu haftada Dedeman Bostancı Genel Müdürü Nadir Bey bizi yalnız bırakmadı. Ben onu davet edeyim ilk başta bir açılış konuşması yapması için. Evet arkadaşlar merhaba. Erhan Bey'in öyle bir ricası oldu hani merhaba karşılıklı bir sohbet edelim şeklinde. Dolayısıyla benim bir hazırlığım yok. Tamamen irticalen şeklinde. Böyle biraz sohbet edelim istiyorum. Süremizin de ne kadar olduğunu bilmiyorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Benim açımdan da faydalı olacaktır. Ben de kendimi geliştirme fırsatı bulacağım muhakkak. Çünkü hepimiz her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Arkadaşlar ismim Nadir Kadakal yazdığı üzere. Dedeman grubunda 25 yıldır çalışıyorum. Dedeman grubunun birçok yurt dışı ve yurt dışı otellerinde çeşitli görevlerde bulundum. Otel açılışları, sistem kurma, organizasyon, genel müdürlükler şeklinde. 3 yıldır da Dedeman Bostancı'da 2 otel projemiz var. Görmüşsünüzdür belki. 252 odalı, 5 yıldızlı bir tesisimizi 1 sene önce hizmete açtık, 1,5 sene önce. Hemen arkasında da Dedeman Park konseptinde 110 odalı, 4 yıldızlı bir otelimizi de birkaç ay sonra hizmete açacağız. 8 dönüm üzerine kurulu bir kompleks şeklinde. Hemen E5'in kenarında metro 200 metre şeklinde. Meslekteki tecrübem dediğim gibi Dedeman'a 1993 yılında başladım Ankara'da. Daha önce de başka otellerde çalıştım 5 sene. Yani üniversiteyle beraber neredeyse 30 senelik bir şeyim var. Hani geçmişim olduğunu söyleyebilirim. Üniversiteyle beraber başladığım için. Ya öncelikle arkadaşlar ben bu işi severek yapıyorum. Şimdi eşimle de ara sıra konuşuyoruz. Her sabah işe giderken koşa koşa gidiyorum. Şimdi sabah da geldim. Dedim ki bunlarla ilgili bir şeyler anlatırım falan. Yani bu iş sevilmeden yapılabilecek bir iş değil. Her iş için muhakkak öyle ama ya özellikle turizm sektöründe çalıştığımız için, insanlarla ilişkilerde bulunduğumuz için yani insanları sevmezseniz bu iş yapılacak bir iş değil. Muhakkak severek yapılması gereken bir iş. Şimdi diyoruz ya İstanbul'da turizm kötü. Yani ben ekip arkadaşlarımla da ya vah ya şöyle patladı bilmem ne oldu falan. Yani ben uzun yıllık bir profilden bakılması gerektiğini düşünüyorum. Her olayda böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bir defa bir kötü bir olay olduğu zaman bunu genele yaymamak gerektiğini düşünüyorum. İstanbul yani dünyanın parlayan yıldızı. Hemen moralleri bozmamak lazım. Muhakkak geçmiş yıllara baktığımızda %25'lik bir düşüş var rehpar olarak değerlendirdiğimizde. Yani rehpar olarak şöyle, doluluğumuzda biraz artış olabilir geçen yıllara göre ama ortalama satış fiyatımız Türkçe olarak şey yaparsak da bir düşüş var. Dolayısıyla bu ortalamada geçen yıla %20-25'lik bir düşüş yansıdığını söyleyebiliriz. Ama lütfen moralleri bozmamak gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi uzun vadeli bakmak lazım. Özellikle İstanbul ve Türkiye turizmini düşündüğümüzde. Tabii bu hükümet politikasıyla da alakalı bir şey. Türkiye'mizin nasıl yöneteceği, nasıl gideceğiyle de alakalı. Hükümetin yapacağı yatırımlarla da alakalı bir şey. Ama biz moralleri bozmadan sürekli ne yapabiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz ülke turizmini? İlk önce biz özelimizde kendimizi nasıl geliştirmemiz gerektiği üzerinde çalışmamız lazım. Bunun için ilk önce ne yapacağız? Dünyadaki en büyük birçok gelişmeyi takip edeceğiz. E-satış konusunda çok kendimizi geliştirmemiz gerektiğini özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Mesela 10 sene önce bir baktım ben e-satıştan, elektronik satıştan %5 seviyelerindeymiş otellerin oranı. Ama şu anda
Tabii lokasyon ve otelin büyüklüğü, işte global marka olup olmamasıyla beraber %30, 50 hatta 70'lere varan bir satış oranı var arkadaşlar. Yani bunu kaçırmamak lazım. Onun için teknoloji konusunda kendimizi sürekli yenilememiz gerekiyor. İşte Erhan Beylerin de üzerinde çalıştığı bu teknolojiden muhakkak faydalanmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yoksa devre dışı kalacağız. Mesela benim otelimde, bizim otelimizde benim demeyi çok sevmem. Bir beyin fırtınası takımım var benim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ya bir işi daha iyi nasıl yapabiliriz? Teknolojik gelişmeler ne? Ben bütün departman yöneticilerime şey yapıyorum. Yani görevler veriyorum. Onları yönlendiriyorum. Lütfen Türkiye'deki, dünyadaki bütün gelişmeleri takip edin. Biz üstüne ne koyabiliriz? Teknolojinin gerisinde kalmayalım. Hizmet standartımızı geliştirelim şeklinde. Yani bu teknoloji, teknoloji, teknoloji. Lütfen teknolojinin yakalayamazsak biz devre dışı kalacağız. Onun için satış konusunda ne kadar yenilik varsa dünyada hepsini takip etmemiz gerekiyor. Erhan Beyler de bu konuyla ilgili güzel çalışmalar yapıyor. Ben de takip ediyorum. Sürekli irtibatta halindeyiz. Yani bu konu çok önemli bir konu. O kadar şey var ki, Booking.com var, Expedia var. Biliyorsunuz şu anda aklıma gelmiyor. O kadar çok site var ki. Bunları bir otel yöneticisi, bir otel revenüsü, bir otel çalışanı satışı nasıl takip edecek? Bunları tek yerden takip etmek gerekiyor. Tek fiyat girmeniz gerekiyor. Nasıl olacak? Mesela 10-15 tane siteyle çalışıyorsunuz. Her sabah da değil ki artık, saatlik, dakikalık fiyat değiştirmeniz gerekecek. Fiyatlarla oynamanız gerekecek. Rakipleri takip etmeniz gerekecek. Nasıl yapacaksınız o zaman? Alacaksınız 5-10 tane insan. Her insanı bir tane şeyi takip etmesi için kanalı şey yapacaksınız. Başına koyacaksınız. Ne olacak? Patron buna itiraz edecek. Böyle bir payroll'u göz önüne alamayacak. İş gücü yatırımı gerektirecek. Dolayısıyla teknolojiden faydalanmamızın gerekliliği burada ortaya çıkıyor. Bu channel manager olayı o açıdan çok önemli. Link şeyle, Erhan Bey'le olur, başka bir şeyle olur. O şey değil ama Erhan Bey'lerin programı da muhteşem. Gerçekten onu da biz irdeliyoruz, bakıyoruz. Bizim revenue direktörümüz var, Tolga Bey, onunla da sürekli irtibat halindeler. Çünkü biz başka bir şeyle çalışıyoruz ama Erhan Bey'leri de yakından takip ediyoruz. Daha iyi ne yapabiliriz? Onlar ne yapmış da bizim çalıştığımız firma yapmamış? Hemen sorguluyoruz. Mesela şöyle örnek vereyim arkadaşlar e-satış konusunda. Ben senelerdir satış departmanlarına diyorum ki artık önümüzdeki 5-10 sene içerisinde satış departmanı diye bir şey ortadan kalkacak. Her şey revenue üzerinden olacak. Öyle değil mi Erhan Bey? Katılır mısınız? %100 olmasa bile revenue üzerinden olacak. Artık salon satışlarının İnternet üzerinden satış oranları artıyor, görüyorsunuz. O da satışını bir tarafa bıraktık. Salon satışları artık internet üzerinden yapılıyor. Yani dolayısıyla burada revenue'ye yapılacak yatırımlar çok önem arz ediyor. Yani özellikle hani oda bazında düşündüğümüz zaman, işte tarih, turistik yerlere gittiğimiz zaman, ne bileyim Taksim'dir, Galata'dır, Eminönü'dür, Sultanahmet falan, oradaki oteller çok profesyonelce yönetilmeseler bile, ben o şeyi de görüyorum orada açıkçası. Bir boşluk olduğunu da görüyorum. Sektörün profesyonellerinin orada çok olmadığını görüyorum açıkçası. Çünkü irili ufaklı çok otel görüyorum orada küçük bazda ve çok iyi, revenue'yi çok iyi yaptıklarını söyleyemem. Yani eğer orada siz bu e-satışı öne çıkararak, kendi bir otelinizden bahsediyorum, bu işi iyi öğrenerek teknolojik gelişmeleri takip ederseniz çok fark yaratacağınızı düşünüyorum açıkçası. Yani dipsiz kuyu açıkçası arkadaşlar. Biz takip etmeye çalışıyoruz ama yetişemiyoruz açıkçası. O kadar ayrıntı var, o kadar dünyada bu sektör kendini geliştiriyor ki her gün yeni bir şey çıkıyor. Bunu takip etmek zorundasınız. İşte ben biraz önce bahsettim, o beyin fırtınası takımını nasıl çalıştırıyorum. Her departman kendi alanıyla ilgili dünyada ve Türkiye'deki bütün gelişmeleri takip etmek zorunda. Otellere gidip ziyaret etmek, konaklamak zorunda. Restoranını denemek zorunda. Yeni şeyler getirmek zorunda. Ya bir de benim naçizane bir şeyim var. Ben her sabah otelde bir şey değiştirmek zorundayım. Yani inovasyon arkadaşlar. Yani her gün ben sandalyeyi buradan buraya koysam bile ben bir değişiklik yapmak zorundayım. Ya yeniliğe açık olmak zorundayız. Yoksa sistem sizi devre dışı bırakıyor. Sektörde benim gördüğüm en önemli sıkıntılardan bir tanesi, inanılmaz derecede bir şey var. Eleman girişi çıkışı, yani çok fazla personel değişimi var. Dedeman bu konuda çok iyi, yani benim bildiğim kadarıyla Dedeman otellerinde çalışan insanlar çok uzun süreler çalışıyor.
Bu anlamda ne yapıyorsunuz da insanlar bu kadar uzun süreler sizinle çalışıyor? Yani bu konuda tavsiyeniz var mı genel olarak sektöre? Yani öncelikle üzülerek şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yeni genç arkadaşlarımız bu mesleği bir kariyer planlaması içerisine almıyorlar. Bu beni çok üzüyor açıkçası. Alanlarda var ama muhakkak ama bu oran çok fazla değil. O kadar turizm meslek lisesi açılıyor, o kadar üniversitenin turizm bölümleri devreye girecek. Ama maalesef bu beni üzüyor açıkçası. Çok ileride bir kariyer yapayım şeklinde değil. Veya kariyer yapmak isteyen arkadaşlar da herkes söyler bunu. Geleyim hemen iki ay sonra çalışayım, öğreneyim, tak 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 hemen müdür olayım, genel müdür olayım neyse. Yani bunları şey yapmak lazım. Hani biz ne yapıyoruz? Ya biz hani dedeman 50 yıllık bir şey, Türk zinciri. Hani bütün Türk insanında gurur duyması gereken bir zincir. Muhakkak eksik yönlerimiz vardır ama kurumsallaşma yolunda çok büyük adımlar atmış bir şirket. Ben 25 yıldır bir dedeman çalışan olarak bunu biliyorum, gelişimleri takip ediyorum. Hani yabancı zincirlerdeki de gelişimleri de takip ediyoruz ama çok yol almış bir müessese. Biz burada insana yatırım yapıyoruz. Mesela bir Dedeman Akademimiz var. Alıyoruz gelecek gördüğümüz arkadaşlarımızı, yönetici arkadaşlarımızı. Orada bir eğitimden geçiyoruz. Daha sonra genel müdür olarak atama yoluna gidiyoruz. Eğitimlerimiz gayet. Yani eğitim de çok önemli burada. Hani bu laf olsun diye de söylemiyorum arkadaşlar. Eğitim gerçekten önemli. Siz de burada bir eğitime geldiniz sonuçta, öyle değil mi? E-satış konusunda. Yani illa müşteride loyalty'yi artıracağız, sadakati artıracağız diye bir şey yok arkadaşlar. Personelde de sadakati artırmak için bir şeyler yapmak lazım. Yani personele de yatırım yapmak lazım. Yani biz istediğimiz kadar sonuçta hani diyoruz ya e-satış her şey onun üzerine dönecek. Smiling faces'ler yaratmadığımız sürece şey oluyor. Bunun şeyi loyalitesini sağlayamıyorsunuz. Sürekliliğini sağlayamıyorsunuz. Dolayısıyla ne kadar da e-satış üzerinde muhakkak kendimizi geliştirmemiz lazım. O işin bir tarafı. Öbür tarafı hizmet standardımızı geliştirmemiz lazım. Hizmet standardımızı da nasıl geliştirebiliriz? Personelimize yatırım yapmamız gerekiyor. Ben bu işin 3 ayağı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hani ben management otelde de çalıştım. Kendi otelimiz, Mavlarlığına, Dedeman'la olan otelde de çalıştım. Leeds'de de çalıştım. Bunun 3 ayağı var. Yatırımcı, personel, müşteri. %33, %33, %33. Bazen 30'a düşer. Yani bu 3 ayağının, sac ayağının muhakkak şey olması lazım. Gözetmek lazım. Yani personeli de. Çünkü o sac ayaklarından bir tanesi sekteye uğradığı zaman öbürüne yansıyor. Yani yatırımcı yatırım yapmış orada. Muhakkak karşılığını alacak, öyle değil mi? Müşteri, veli nimetimiz. Ekmek artık aslanın midesinde. Öyle değil mi? Bu şeyi görüyorsunuz. Rekabet korkunç şeylerde, derecede. Nasıl rekabet içerisindeyiz? Hepiniz bunu iliklerinize kadar yaşıyorsunuz. Yani bu üç sac ayağını ben yönettiğim otellerde sağlamaya çalışıyorum. Ama bu ne derece başarılı oluyoruz? En azından çalışıyoruz, yatırım yapıyoruz. Ya benim sektörde en büyük şeyim bu. Bu üç sac ayağını da eşit mevdada şey yapmak lazım. Bu %30, %30, %30'dur da nedir? %33'tür, %32'dir falan. Böyle oynamalar. %10'u paylaşırsınız ama %30'dan aşağıya düşmemeniz lazım diye düşünüyorum. Yani üçünün de memnun olması lazım. Ben de Anadolu yakasındaki bir otelde çalışan birisi olarak söylüyorum. Siz de Anadolu yakasındasınız. Bu Anadolu yakasında açılan oteller sizce çok fazla değil mi? Ki daha da devam ediyor. 4 yıldızlıyı da açmayı planlıyorsunuz. Ya ben olaya olumlu tarafından bakılması gerektiğini düşünen bir insanım. Ben öyle şu açıldı ya yandık falan filan ben öyle söylemeyi ekibime de böyle şey yapmıyorum. Haklısınız, şu anda bir arz talep dengesi var. Ama siz yapılan yatırımları da muhakkak takip ediyorsunuzdur. Ne bileyim Ataşehir Finans Merkezi. Turkcell Genel Merkezi hemen bizim otelin tarafına geldi. Görüyorsun 4-5 bin çalışanı var. Büyük global markalar arkadaşlar. Bosch mesela bizim hemen yan tarafa taşınıyor. Buraya taşınıyor Avrupa yakasından. Niye taşınıyor? Çünkü orada oranın arsa maliyetleriyle buranın arsa maliyetleri farklı. Getiriyor adam head office'ini buraya yatırımcılar. Niye ben Avrupa yakasında şey yapayım diyor. Böyle büyük arsa maliyetleriyle benim maliyetlerimi artırayım. Garanti Bankası, İş Bankası biliyorsunuz Tuzla. Akbank biliyorsunuz Gebze'de. Yani bütün global markalar Anadolu yakasına geliyor arkadaşlar. Global demeyeyim. Büyük bizim büyük şirketlerimizin merkezler Anadolu yakasına geçiyor. Doğru söylüyorsun. Şu aşamada bir arz talep dengesi var.
Ben 3 senedir projenin başı inşaat aşamasından beri müthiş o konuda fazla mütevazı olmadım. Mütevazı bir insanım ama enteresan bir piyasa araştırması yaptık. Çok iyi bir piyasa araştırması. 2000'e yakın şirketi ziyaret etti benim ekibim. Ettik hep beraber. Yani bu yakanın öyle şey yapılacak bir durumu uzun vadede tekrar başta söylediğim gibi tamam bu sene bir problem var. Ona hemfikirim. Ama parantez de açıyorum arkadaşlar. İşini iyi yapan insan yani sonuçta bu krizden bile karlı çıkıyor. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Ama dediğinize katılıyorum. Bir arz talep dengesizliği var. Bu yatsınamaz. Şu öyle de yatırımlar var ki inanamazsınız. Daha hala adam karar vermiş ama acaba koalisyon kurulacak mı, kurulmayacak mı? İşte Türkiye'ye ne olacak, savaşı gireceğiz mi? Bekletenler var. Geçen TÜROP Başkanımız Timur Bey'in de bir açıklaması vardı. Bu resmi de bir açıklama. Otel yatırımları geçtiğimiz yıllara göre yanılmıyorsam %42 yatırımlarında düşüş var. Önceden neydi? Yatırımda böyle bir çılgınlık vardı. Yani yatırımcıları da tabii burada şey yapmak lazım. Yani bir piyasa araştırması yapmak lazım. Kurumsal, profesyonelce bir çalışma yaptırmak lazım. Hocam sen bu kadar yatırım yapıyorsun ama bunun geri dönüşümü şu kadar yılda olur diye profesyonelce bu yatırımcıları yönlendirmek lazım. O yatırımcılarımız da muhakkak kurumsal şirketlerle çalışıyorlardır. Dolayısıyla yatırımcılarımızın da daha iyi yönlendirilme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama Anadolu yakası gerçekten bu sene, Avrupa yakası bence daha kötü bizden ama öyle görüyorum. Şimdi Arap misafirlerimiz var karşıda. Nasıl? En azından Avrupa yakası Orta Doğu'lu misafirlerle dolduruyor bir şekilde. Peki ben o zaman şöyle söyleyeyim. Ağustos bitince ne yapacak? Orta Doğu'lu gelecek mi? Şu anda tamam çok Orta Doğu'lu misafir var. Ben hep diyorum ya lütfen uzun vadeli bakalım olaylara. Eylül'den sonra bir baktınız mı? Çok kötü Eylül'den sonra. Anlatabildim mi? Çok kötü. Avrupa yakasının yabancı misafir oranı buradan daha fazla. Orada risk daha fazla. Mesela benim otelimde yabancı misafirim %50-50 Türk. Ama orada %70-80'e çıkıyor bazı yerlerde. Orada risk daha fazla. Bir de şey öneriyorum. Yani riski lütfen dağıtın arkadaşlar. Yani illa leisure alacağız diye. Bilemiyorum buradaki arkadaşlar Anadolu yakasından mı ağırlıklı veya Avrupa yakasından mı? Ne bileyim oteliniz bir leisure otel olabilir ama corporate'a da yönelin. %1 bile olsa, %2 bile olsa. Eğer corporate bir otelseniz leisure'a yönelin. Ne bileyim bizim burada Orta Doğu'lu alma şansımız çok az. Bizim otelde mesela %1-2 civarında bile değil. Buna saldırmak lazım. Yani riske, meeting'e saldırmak lazım. Karşı taraftan daha uygun rekabetçi fiyatlar vererek bu tarafa çekebiliriz. İşte biliyorsunuz Marmaray var. Onun şeyini kullanabiliriz. Mesela Double Tree Hilton Oteli var biliyorsunuz. Karşıdan niye çok müşteri alıyor? Çünkü adam karşıdan 100 euro daha ve 50 euro daha ucuza kalıyor burada. Ama vapura biniyor tak karşıya gidiyor. Dolayısıyla oradan lokasyon avantajını kullanıyor. Ya bir de biliyorsunuz arkadaşlar lokasyon çok önemli. Aşırı önemli. Lokasyonu kötü olan otellerimizin de ayrıca ekstra efor sarf etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla gelecek olursak doğru katılıyorum ama lütfen moralimizi bozmayalım. Ben polyanacılık değil bu olumlu düşünmemiz sinyalleri öyle göndermemiz lazım. Ya olumlu sinyaller göndermek lazım. Onun şeylerini feedbacklerini alacağız diye düşünüyorum. Dediğim gibi bakın lütfen rica ediyorum. Karşı taraftan bu tarafa gelen şeyleri de araştırmanızı rica ediyorum. Büyük şirketlerin bu gelen şirketleri de araştır. Turkcell buraya geldi işte tekrar söyledim. 5000 tane çalışanı var. Anadolu yakası bundan ekmek yiyecek. Avrupa yakası şimdi o Turkcell'den ekmek yiyen konaklama yapan firmalar ne olacak? Bir şeye vuracak, sekteye vuracak. O açığı başka yerden doldurmaları gerekecek. Şeklinde çok kötümser düşünmemek lazım. Daha sonra burada, yani leisure'ı burada artıramıyoruz. Leisure işte Viaport'tan dolayı birkaç şey gidiyor. Double Tree'ye biraz lokasyondan dolayı gidiyor. Çok çabaladık ama olmadı. Ama bu olmayacağı manasına gelmez. İleride ne bileyim burada tema parklar falan yapılabilir. Daha büyük alışveriş merkezleri olabilir. Orta Doğu'lu alışveriş merkezine gidiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla onunla böyle meç ederek daha farklı şeyler yaratabiliriz diye düşünüyorum ama şey yapmıyorum ben yani ümitsizlik değil yani işimizi yapıyoruz arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani lütfen şey yapalım. Bir de şeyi sevmiyorum meslektaşlarımıza bir ara yürüdüm. İşler nasıl? Ya işte şöyle falan. Ya hocam bir olumlu bir şey söyleyin diyorum ya. Hep senelerdir böyle hepiniz buna şahit olmuşsunuzdur. Geçtiğimiz 5-10 yılda bu sene iyi oldu dediğiniz sezon var mı bilemiyorum. Hatırlamıyorum. Hep kötü. Ya niye yok öyle bir şey ya.
böyle karamsarlığa lütfen kapılmayalım. İyi olacak yani. Bence çok iyi olacak. Uzun vadeli düşündüğümüzde ileriki 10 yılı düşünmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Bu yapılan yatırımların da biraz daha böyle oturduğunu düşünürsek yatırımcılarımızın da daha mantıklı yatırımlarını zamana yayarak yatırım yaptıklarını düşünürsek daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Artık İstanbul Kongre Merkezi. Bu sene kongre yok. Yani bir yani kongre çok önemli. Bir araştırma yapmıştım bundan 10 sene önce. Yanlış hatırlamıyorum. Bir kongre, uluslararası bir kongrenin bir yerde olabilmesi için 20 bin tane 5 yıldızlı yatak olması lazım falan gibi bir sürü şartlar gerekiyor. İstanbul'un fazlasıyla, hayır zaten dünyanın en büyük kongre merkezlerinden bir tanesi. Ve kongre misafirinin harcadığı parayı görüyorsunuz. Bir numara şu anda. Yani kişi başı şu anda hatırlamıyorum ama müthiş bir farklılık. Yani kongreye katılan katılımcıların seviyesini az çok biliyorsunuzdur. Dolayısıyla kongre çok önemli, uluslararası kongre. Bu sene biraz kötü ama bu ileriki yıllarda kötü olacağı manasını taşımıyor. Ama tabii siz de haklısınız. Türkiye'de uzun vadeli düşünemiyoruz ki maalesef. Ya biz artık yarınımızı göremiyoruz. Ben buna rağmen şeyim yani böyle ah vah demeyen bir insanım. Ah vah dersem ben bir otelin yöneticisi olarak benim personelimi nasıl motive edeceğim? Öyle bir şansımız yok. Arkadaşlar lütfen motive olalım. Erhan Bey yönlendirin lütfen. Ben teşekkür ediyorum. Vaktimizi umarım aşmamışızdır. Çok sağ olun. Ben Nadir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hatta okul yönetimimiz de size çok teşekkür ediyor. Bugün buraya kadar gelip bize bu konuda destek olduğunuz için. Ufak bir size şeyimiz olacak, destekimiz olacak. Yani teşekkür ederiz hocam. Biz sağ teşekkür ol. Ederiz. Gerçekten çok değerli vakit ayırıp gelmeniz. Wow. Ne demek bize, geliriz tabii ya. Bu konularda destek olmanız çok teşekkür ederim. Her zaman ne demek? Yani konu başlığını seçersek daha faydalı arkadaşlarla. Benim de arkadaşlardan alacağım şeyler vardı. Ben de kendimi geliştiririm. Ya bak ben senin enseni göremiyorum hocam işte. Yani. Bakış açıları çok önemli arkadaşlar. Hepimiz birbirimizin bize nasıl bakıyoruz. Bakın işte ben sizi görüyorum ama ensenizi göremiyorum. Bakış açıları çok önemli. Çok teşekkür ederim. Evet teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bir alkış rica edeyim de kamera falan. Tamam. Teşekkür ederiz.